İstediğimiz gelecek, videonun gücü. Gülnur Karakuzu'yu mutlaka tanıyorsunuz, adını duydunuz. Eğlence Sokağı'nın kurucusu. Babası Mehmet Karakuzu, Tokat'tan geldiler bu buluşma için. Bu segmentin moderatörü de Sabah Tümer. Öncelikle alkışlarla Gülnur Karakuzu ve babası Mehmet Karakuzu'yu sahneye davet ediyorum. Sahnedeki yerlerini alıyorlar ve hemen ardından ünlü televizyoncu, başarılı televizyoncu Sabah Tümer bizlerle beraber oluyor. Geliyorlar mı? Hadi. Geliyorlar. Gel. Neredesin? Sabah Tümer. Geldik. Gel, hoş geldiniz. Sahne sizin. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Gel bakalım. Buyurun efendim. Tekrar merhabalar. Gülnur'cum, seni böyle alalım. Mehmet Bey, sizi böyle alalım. Ben de şöyle oturayım. Tabii. Nasılsınız, iyi misiniz? Biliyorsunuz Gülnur'la babası Mehmet Bey ta Tokat'tan buraya geldiler. Gülnur'u zaten muhakkak ki çok iyi bir şekilde tanıyorsunuzdur. YouTube'da kendi açtığı kanalıyla ilgili olaraktan. Şimdi bugün hem babasından, Mehmet Bey'den hem de kendisinden bütün bu hikayeyi öğreneceğiz. Nasıl yaptığını, neler yaptığını, hepsini birden. Heyecan var mı hala? Hafif var. Önce kısa bir videonu izleyelim, sonra tabii sohbete geçelim. Yapışın ya. Oyuncakçılardan satın aldığımız bir slime yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. İki tane şey var, özel malzememiz var. Bunlardan biri guar gum, öbürü de gliserin. Sonra normal malzemelerimiz boraks, su ve renklendirici. Bu işlem yapıp kalıyor. Hemen yapımına geçeyim. Şimdi ilk önce bir bardak suyumu döküyorum. Ne kadar çok su istiyorsanız o kadar çok su koyacaksınız. Evet, suyumdan sonra bunu açtım, biraz ıslattım ve şimdi rengini veriyorum. Evet, şimdi guar gum dökeceğiz. Bu bir bardak suya. Gülnur, anlat bakalım. Kaç yaşındasın sen? Ben 11 yaşına girdim. 11 yaşına girdin. 5. sınıfta mısın evet. Yani? Ay ne kadar güzel. Nereden geldi böyle bir şey yapmak hakkına? Ben 5-6 yaşlarındayken böyle mutfakta bulduğum şeyleri mesela işte limon suyudur, sıvı sabundur, tuzdur. İşte böyle bir şeyleri karıştırıyordum. Tabii sonucunda bir şey çıkmıyordu. Bir anda evde. Annen cinnet geçiriyor muydu sen bunları karıştırırken? Kızım ne yapıyorsun tuzuma limonuma diye. Bir şey demiyordu. Sonradan da işte zaman ilerledikçe babam bana bir tablet aldı. Buradan da böyle YouTube videolarını çok izliyordum. Bunu videoları izlerken de hep aklımda şu soru vardı. Acaba ben de YouTube videoları çekebilir miyim? Ben de bu işi yapabilir miyim diyordum hep. Bu soruları peki size soruyor muydu Mehmet Bey? Pardon, lafını kestim. Efendim? Size soruyor muydu böyle bir şey yapsam mı baba filan? Siz o tableti alırken bunların olacağını tahmin ediyor hiç muydunuz? Hiç tahmin etmemiştim. Hiçbir şey söylememiştim. Sürpriz, her şey sürpriz oldu. Merakının sonucunda bazı işte böyle kendince yenilikler ve başarılara imza atacağını peki, ben de bilmiyordum. O bir şey küçükken tabletten önce mesela karıştırınca onu... ne yapıyordunuz siz? Kendisi işte mutfakta bulduğu bazı malzemeleri birbirine katmak suretiyle bir karışım adı altında. Ne yapıyorsun dediğimde İksir. Karışım yapıyorum baba. Karışım yapıyorum baba dedi. Tabii bu karışımın sonucunun ne olacağını kendisi de ifade etti. Bir şey çıkmayacak ancak ne olacağını biz de merak etmiştik. Fakat nihayetinde kendisi cevabını verdi. Bir şey çıkmadı. Belki bu işte bugünkü noktaya gelmesinin belki de bir ilk adımı olarak. Evet yani maşallah ne kadar güzel. Çalışma yaptı. Tableti yani. Aldın dedin ki ben böyle bir videolar çekebilir miyim dedin. Sonra? Sonrasında da işte biraz daha zaman ilerledikçe artık kendim de bir video çekmek istedim, bir kanal açmak istedim. Peki işte de ilerledin mi iksirlerde? Evet ilerledim. Yine böyle yapıyordum. Böyle işte slime falan ortaya çıkınca onları da izliyordum. Böyle evde kendi çapımda yapmaya çalışıyordum. Evdeki malzemelerle. Sonra işte ben bir kanal açtım. Sonrasında kimseye söylememiştim tabii. Kimseye söylememiştim. Kim çekiyor seni videoya?
İlk başta kendim başladım. Sonradan da ablam gel ikimiz daha iyi videolar çekelim dedi. Sen kendi başına yapamayacaksın, ben yardım edeyim dedi. İşte böylece başladık. İlerleyen vakitlerde işte... Beğendiklerini de YouTube'a koymaya başladın, evet. Öyle mi? Siz mesela ilk gördüğünüzde ne yaptınız videoyu? Ben de tabii çocuğun o merakı, o yaştaki azmi, hevesi kırılmasın diye kendisine moral motivasyon noktasında destekledim. Çok fazla da bir şey söylemedim yani. Kızım yapması ne yapıyorsun için. Bu oraya konur mu demediniz ya da hadi koy bakalım ne olacak mı dediniz, ne yaptınız yani? Ha yok, ilk etapta yani bir tepki göstermedim. Ha tepkisi. Yani tepki göstermedim, bir yapsın. Kendi haline bıraktınız. Sevinsin, evet yani ne yaptığının farkına, bilincine varsın o şekilde... diğer YouTube'daki arkadaşları gibi, büyükleri gibi o da o noktadaki doyumunu alsın istedim doğrusu. Ay ne güzel. Sonra koydun, koymaya başladın. Eğlence Sokağı adını buldun. Evet, ablamla ismini kararlaştırdık. Böyle çekmeye devam ettik. Böyle bir 8-9 videomuz oldu. Tabii 8000-9000 de abonemiz oldu. Sonrasında da ben sabah kalkmıştım. Yani oraya geçmeyeyim. Sonra işte bir sürü küfür, yani kötü yorum gelmeye başladı. Evet, ne işte. Oldu o yorumlar gelince? Niye geldi o yorumlar? İşte, peki okulda falan söyledin mi arkadaşlarına, öğretmenlerine falan? Ben böyle bir YouTube kanalı açtım, böyle böyle şeyler yapıyorum, seyredin, abone olun falan diye. İşte zaten benim abonelerim de kanalımı kapatmadan önce birden artmıştı. Birinci günü işte 700 küsür abone vardı. Ertesi gün kalktım 5000-6000 olmuş. Ne? Ben de işte şok olmuştum. Ben iki arkadaşıma söylemiştim. Öbürü herhalde anlamadı, böyle değişik bir şeyler söyledi. Benim babam böyle şeylere kızıyor falan dedi. Öbürü de ben ona söylememiştim herhalde. O bana mesaj attı, Gündür videolarını falan izledim diye. İki kişinin haberi olmuştu sadece. Sonra peki sen bir takım yorumlar yapmaya başladılar senin videoların, evet, altına. Sen de bu yorumlara karşılık da kapattın bir dönem sanki. Evet. Ne oldu o arada? İşte o arada da bir kaç saatti? Bir 5-6 saat sonra bir baktım. Herkes beni konuşuyor. Böyle biz de tam o sırada AVM'ye gidecektik. Arkadaşım da bana bir mesaj attı. Gündür hemen Face'e gir dedi. Ben de Face kullanmadığım için hemen ablama söyledim. O da işte araştırmış, işte bir bakmış. Sonra anlattı bana da. Ben de zaten bir şok oldum. Böyle bir yerlere çağırdım. Allah meşhur oldun mu dedin, ne dedin? Allah ne oluyor diyorum. Sonra işte bir bakıyorum İstanbul'a çağırıyorlar, Antalya'ya. Bir sürü yerlere çağırıyorlar. Bir de bir akrabamız aramıştı, 4500 doktor sana destek çıkıyor diye. Orada zaten daha da bir şok oldum. Şu anda baksana neredeyse 100.000 takipçin varmış. Evet. Bayağı bir YouTube fenomenisin yani. Yani böyle fenomenlerde işte Vine fenomenidir, YouTuber'dır. Onlarla da işte geri dönmem adına böyle bir sürü mesajlaşmıştık. Onlarla da. Ay ne güzel. Siz ne hissettiniz peki bu kadar çok takipçisi olmaya başladığı zaman ailecek? Ya, tabii her aile reisi gibi, her baba gibi ben de çocuğunun belli bir merak sonucunda, belli bir araştırma deneyi sonucunda belli bir yere gelmesinden mutluluk duydum doğrusu. Ancak kendi de ifade ettiği ve sizin de söylediğiniz gibi yapılan yanlış yorumlar, hı hı, literatürümüzde olmamasına rağmen insanları ferden, aile olarak rencide edici, kırıcı, yanlış tenkit, eleştiriler bizi de doğrusu üzmedi değil. Tabii. Ben devamlı kendisine moral motivasyon artırıcı, moraline katma değer üretici şeylerle kendisini demoralize olan durumunu morale çevirmeye çalıştık tabii. Tabii ki. Ama tabii bu yapılan eleştiriler karşısında da haklı tepkimiz olarak çocuğumuzun YouTube'dan ayrılması kararını ailece verdik. Hı. Yalnız bu kararı vermekte de bayağı zorlanmadık değil. Çünkü Sait bu, Gülnur ne dedi o zaman siz bu kararı verince? Yani o da o bu kararı zaten dahil kendisi bir dedi. Daha kendisi dedi. Önce kendisi dedi. Yani kendi söylemedi gerçi de ben çocuk olduğum ve özellikle de kız çocuğu olduğum halde yani karşı cinsten insanların hak etmediğim
kötü eleştirilerine ben ne yaptım da bunlar bana bu şekilde davrandı şeklinde bize sorularını sordu. Biz de tabii yaptığı işin yanlış olmadığını, doğru olduğunu, yenilikçi, deneye yönelik bir çalışma olduğunu kendisine izah ettik, söyledik. Moralini bozmama adına. Ama tabii günden güne de o tenkitler, eleştiriler dozajını aşarak arttığı için biz de aile olarak, özelde kendisi kızım, genelde biz aile olarak üzülmedi değiliz. Doğrusu psikolojik bir travma yaşadık. Tabii yaşamaz. Bundan dolayı da bu sayıyı indirgemek için veya o tenkitleri ortadan kaldırmak için kızım dedik, bu YouTube'dan kanalını kapat. Videonu çek. Ama sonra ne oldu? O kadar büyük bir destek geldi ki tekrardan kanalını açtı. Hem de yani, daha güzel bir şekilde açtı. Fakat ben bütün izleyenlere, abone olan kardeşlerime, büyük ablalara, abilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer YouTuber'lar gibi kızımı da tercih edip izledikleri için. Yalnız bu işte milyona varan bir izleyici kitlesi, 100.000'e varan bir abone sayısı karşı da taraftaki tenkitlerin sayısını da beraberinde artırdı. Kararı biz bundan sonra aldık. Yani bundan sonra biz bu kararı aldık. Gayemiz YouTube'da bu ve benzeri gariz ifadeler, tahkir ve tekfir ifade eden eleştirilerin son bulması. Yoksa kızım yine deneylerine, çalışmalarına devam edecek. Ay ne kadar güzel bir şey yapıyor. Deneyler devam yapıyor, edecek. Bilimsel çalışmalar yapıyor. Dünya şekeri de, dünya lokumu, baksanıza ne tatlı insanın iyisi, böyle ısırası geliyor seni. İlgimi çok çekiyor böyle, merak ediyorum. Merak ediyorsun. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Nedir senin mesela hedeflerin? Kendini nerede görmek istiyorsun? Böyle bu şekilde çalışmalara devam edecek misin? Ben tabii böyle deneylere... Var mı öyle gelecek öyle bir şey? Bilemiyorum onları da. Böyle tabii böyle deneylere devam etmek çok istiyorum. Zaten büyüdüğümde de lisede kimya öğretmeni olmayı da çok istiyorum. Ne diyorsun? Hiç böyle işte. Takdir almış geçen sene. Geçen sene takdir aldın değil mi? Okulda da çok başarılı. Bu iki senedir. 15 tatilinde, bir de son senesinde. Hepsinde baksana, takdirler maktan. Ne kadar güzel bir şey Mehmet Bey. Sizin de bu şekilde kızınıza destek olmanız, ailecek hep beraber destek olmanız. Dördüncü değil mi ailenin dördüncüsü? Dördüncü, son. Son mu? Beşik dediğimiz son. Emin misiniz? Yani sevelim diye bir tane verdi Cenab-ı Allah. Bu da büyüyor. Yani hiç sevmek için bize fırsat bırakmadı. Büyüyorlar. Bunlar büyüdükçe biz de tabii yaşlanmayalım. Mehmet Bey'e büyümeyecek yani. Bir çocuk istiyoruz. Hep sevsin diye. Yani çok, evet. O çok şey değil mi ya? Ben de aynı şeyi diyorum. Böyle küçükken falan böyle bir güzel. Ama ne güzel böyle pırıl pırıl. Abla galiba bir tanesi eczacı. Öyle evet, değil mi? Evet, en büyüğümüz eczacı. Öbürü ondan küçüğü tıp okuyor. Ondan bir küçüğü de lisede daha. Vay, baksanıza yani, muhteşem. Erkeği de bulmuşsunuz, tamam. Tamam dedik zaten. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Belli de olmaz bu işler yani. Neyse, seni o zaman biz daha çok göreceğiz herhalde YouTube'da, ekranlarda. İnşallah. Bundan sonra büyüdükçe yapacağın herhangi bir icatta veya bir çalışmalarında, öyle değil mi? İnşallah. İnşallah yani. Büyüdüğümde de zaten öyle bir şeyler istiyorum ama Allah nasip ederse. Hadi bakalım inşallah, ama bu şekilde gidersen değil mi, ne kadar şeker. Ona da bir destek olup bir alkışlasak mı acaba Gülnur'u? Şimdi Türk Telekom'un senin için hazırladığı bir hediye paketi var. Onu sana takdim edeceğiz. Ah Fatihçiyim. Hediye paketi. Sen mi? Sana teslim ediyorum. Ay çok teşekkür ederim. Bir dakika. Bunu sen de belki güzel kızımıza teslim edersin. Evet, ben de sana bunu teslim edeyim. Böyle al bakalım hediye paketini. Çok teşekkürler. Ben de mi? Değerli konuklarımız, bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Dolu dolu, çok hızlı bir programdı değil mi? Sizi biraz yorduk böyle. Koşa koşa girdik, koşa koşa çıktık. Ama çok ben güzel programdı. Ben bir teşekkür edeyim. Lütfen. Size çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben özür dilerim. Çok teşekkür ederiz Gülnur, gelip ben size teşekkür ederim.
İyi ki Gülnur ve Gülnur gibi çocuklar var. İyi ki sizler de varsınız. Çok teşekkür ederiz. Fatih'cim iyi ki sen varsın. İyi ki sen varsın. Ben sana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ne kadar iyi bir televizyoncusun onu gördüm. Çok teşekkür ederim. Güzel, sen de öylesin. Çok güzel soru soruyorsun. Çok güzel dinliyorsun. Ne kadar bunlar evet, önemli evet, şeyler. Önemli olan dinlemek, önemli sormak olan değil. Dinlemek. Aynen. Çok teşekkür ederim. Biz senin teşekkür de ellerine ağzına sağlık. İstersen 15 dakika konuşuruz. Değil mi? Şerif. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim Mehmet abicim. Telefonu alalım. Tamam, telefonu bırakın. Değerli konuklarımız. Evet. Sizi yorduk. Çok dolu bir gündü. Çok hızlı bir gündü ama çok şey öğrendik. Birçok yeni şey dağarcığımıza kattık. Çok güzel örnekler gördük. Neler yapabileceğimizi kafamızda canlandırdık. Farklı insanlardan bambaşka fikirlerle donandık. Şimdi gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyoruz. Bir planımız var. Çok teşekkür ederiz.